Bundan sonra YouTube'u artık günlük haline getiriyor. Ben zaten böyle ara sıra günlük tutan bir insandım. Böyle gün içerisinde yaşadığım şeyleri, başıma gelen olayları, beni etkileyen şeyleri, üzüldüğüm şeyleri, canımı sıkan, moralim bozulan şeyleri böyle kağıda döken, bir kitaba yazan birisiyim. Ama artık bunları video çekip YouTube'a yükleyeceğim. Artık zaten sosyal medyayı kendi psikolojimi düzeltmek amacıyla kullanıyordum. Düzelttim Allah'a şükür. Yani elimden geldiği kadarıyla. Ve artık YouTube'u günlük olarak kullanacağım. Yani içerik üretmek falan işte yok şöyle video çekeyim yok böyle video çekeyim çok da umurumda değil. İnsanlar abone olmuş olmamış. Videoyu beğenmiş beğenmemiş yorum yapmış yapmamış. YouTube'dan para gelmiş. 1 dolar geldi anasını satayım. 1 dolar 2 dolar falan geliyor. 1 doları ne yapayım kıvırıp götüme mi sokayım 1 doları. Ondan dolayı artık içerik üretmeyle ilgili pek fazla sıcak bakmıyorum. Ama YouTube'u seviyorum. Yani YouTube'a böyle nasıl diyeyim yani yarım saatlik bir saatlik video bile atabilirim. Ondan dolayı YouTube'u günlük haline getireceğim. Gün içerisinde çektiğim videoları böyle kafam estiği sıra yükleyeceğim. Yani YouTube artık benim için başka bir amaca doğru yönelecek. Ve bu sıralar yemek sepetinde çalışmaya başladım. Tam bir hafta oldu. Yemek sepetinin güzel yanı kendi çalışma saatimizi burada kendimiz belirliyoruz. Kafam istediği zaman çalışabiliyorum. Kimse niye bu saatte geldin, niye bu saatte gittin, niye bunu yaptın demiyor. O yüzden yemek sepetinde çalışmaya başladım. Güzel, seviyorum. Kuryelik güzel, motor kullanmak güzel, rahat iş. Kimse bir şey demiyor. Kafan rahat. İstediğin zaman gidiyorsun, istediğin zaman geliyorsun. Onun dışında bugün abi öyle bir antrenman yaptım ki. O kadar güzel bir antrenman yaptım ki. Gittim. Bench press'in bak spor salonuna gittiğim zaman oradaki amaç vücudumu güçlendirmek değil. Oradaki amaç o ağırlığın altına yatıp o bench press'i yüklüyorum ağırlıkları takıyorum 100 kilo. O bench press'i böyle indiriyorum. İndirirken böyle bir göğsüm geriliyor. Ondan sonra tekrardan basıyorum onu. Ya orada spor salonundayken ağırlık kaldırmak aşırı derece insanı böyle rahatlatıyor. Rahatlatıyor. Ne biçim konuşuyorum ya? Rahatlatıyor. Stresimden, düşüncelerimden arınıyorum. O yüzden enerjim varken sabah erkenden spor yaptım ve çok iyi geldi. Ondan sonra günün geri kalanını devam ettim öyle. Yani sabahta enerjim varken ilk sporu hallettim. Sonra günün geri kalanında da işte gittim kuryelik yaptım. Şimdi eve geldim falan filan. O yüzden bundan sonra sporu yarın erken alacağım. Yarın da erken de yapacağım. Güzel bir şekilde sporu sabahlar ekleyeceğim. Fizimle geçeceğim. Ama benim sıkıntı şu an ben kardiyoyu ekleyemiyorum ya. Kardiyoları eklemem lazım. Şimdi bak kardiyoyu saymazsan vücut geliştirme yalnızca amelelik. Yani gidiyorsun ağırlık kaldırıyorsun. Belirli bir bölgeni geliştiriyorsun. Evet vücudunun kaslarını yükseltiyorsun, güçleniyorsun. Okey. Ama kardiyo da önemli. Kardiyoları eklemem lazım. Kardiyoları da halletmem lazım. Sonra spor da oturuyor. Para işini de hallediyorum yavaş yavaş. Sonra geri bir şey kalmıyor. Beni mutlu eden şeyleri yapabilirim. Beni ne mutlu ediyor. Ama zaten öyle olmalı. Bak ben bu dünyaya bir kere geliyorum. Ben bu dünyaya bir daha gelmeyeceğim. Ondan dolayı beni mutlu eden şeyleri, benim istediğim şeyleri yapmazsam, istediğim gibi kendi hayatımı yaşamazsam, istediğim gibi mutlu olmazsam bu yaşadığımın hayatın anlamı ne? Tabii ki de dini açıdan ibadet etmeliyiz falan filan bir sürü şeyi var. Ama bir yandan da ben mutlu olmam gerekiyor. Ben mutlu olmadıktan sonra bu hayat çekilmez oğlum. Sizler de aynı şekilde. Sen mutlu olmadıktan sonra bu hayat çekilir mi? Çekilmez tabii ki de. Sen mutlu olmadıktan sonra, sen istediğin şeyleri yapamadıktan sonra, sen hayatından zevk almadıktan sonra, senin yaşamış olduğuna hayatın pek fazla bir anlamı yok. Tabii ki de ibadet falan, dini açıdan birçok şey var. Onlar okey. Ama sen mutlu olmadıktan sonra bu hayat çekilmez ki. Sen kendini sevmedikten sonra, bu hayatı sevmedikten sonra, gülmedikten, eğlenmedikten sonra ne yapacaksın bu hayatı? Ondan dolayı insanın eğlenmesi de önemli. Gülmesi, mutlu olması da önemli. Ondan dolayı işi hallettim. Birkaç, aslında daha işi halletmedim. Aklımda birkaç plan daha var. Yemek sepeti böyle part time ara sıra gidip kafa dağıtabileceğim bir iş oldu şimdi bana. Yani günde bir iki saat çalışsam bile yetiyor yani. Onun dışında kendime ekstradan güzel bir iş kurmam lazım. Onun dışında sporu da halledeceğim zaten. Neyse.
Bugünlük bu kadar. Bir de şöyle bir şey var. Bu videonun YouTube'a yüklemiş olduğum günlükleri, yani video halinde günlük haline dönüştüreceğim YouTube'u. İşte kolumdaki dövmenin baş harfleri videonun başlığı olacak. YouTube'da günlüklerimi bu şekilde yayınlayacağım. YouTube'u koskocaman bir günlüğe çevireceğim. Bu videoyu buraya koy, yani YouTube'a yüklemiş olduğum bu videoları, günlükle ilgili işte videoları, ki böyle ara sıra açıp konuştuğum, yüklediğim videoları insanlar izlemese bile, birçok kişi izlemese bile, ben açarım bundan 2 yıl, 3 yıl sonra bu videoları izlerim. İşte vay be, zamanında böyleymişim, böyleymişim diye kendimi anarım, olur biter yani. Ben açar kendimi izlerim. Ondan dolayı çok iyi bir karar yaptım ya. Hem YouTube'da seviyorum zaten. Güzel mülk. Bundan sonra YouTube'u günlük olarak kullanacağım. İlk video bu. Bir sonraki video ne zaman gelir bilmiyorum. Neyse, ben kaçıyorum. Kim ne derse desin, hayat zor. Gerçekten zor. Yaşamak zor. Hedeflerimizi, isteklerimizi gerçekleştirmek zor. Ama zor olması tabii ki de gerçekleştiremeyeceğimiz, hedeflerimize ulaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Hayatın zor olması bizi yavaşlatmıyor, bizi engellemiyor. Herhangi bir zorlukta, herhangi bir sorunla durursak, bir bak olmaz. Ne yapacağız? İlerlemeye, fazladan mesaiye, isteklerimiz için, hayallerimiz için çalışmaya devam.